Öğrendiklerimizi değerlendirelim. Hezarfen Ahmet Çelebi 1609-1640 17. yüzyılda yaşamış Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden dolayı halk arasında binfenli anlamına gelen Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardandır. İlk uçma denemelerinde 10. yüzyıl Türk alimlerinden İsmail Cevheri'den ilham aldı. Cevheri'nin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için ok meydanında deneyler yaptı. Ayrıca Leonardo da Vinci'nin uçma konusundaki çalışmalarından da ilham aldığı sanılmaktadır. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632'de lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bıraktı. Uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 6000 metre ötede Üsküdar'da Doğancılara indi. Bu uçuş hakkındaki bilgi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki ifadesinden ibarettir. Nevzat Çolak, bilim insanları kısaltılmıştır. 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız. 1. Ahmet Çelebi'nin Hezarfen lakabını almasının nedeni nedir? Hezarfen halk arasında bin fenli anlamına geldiği için geniş bilgisinden dolayı bu adı almıştır. 2. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünden yola çıkarak bir icat buluş ortaya konulmadan önce yapılması gerekenleri aşağıya yazınız. Buluşla ilgili daha önceden neler yapıldı, araştırılmalı, buluşlar geliştirilmelidir. 3. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçma deneyimini hangi kaynaktan öğrenmekteyiz? Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden öğrenmekteyiz. 4. Hezarfen Ahmet Çelebi başlıklı metnin türünü belirleyip aşağıya yazınız. Metnin türü biyografidir. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? Aşıkı, senin bu konuşmaların kabak tadı vermeye başladı. Kabak tadı vermek bir deyimdir. B şıkkı. Bu konu üzerinde az kafa yormamışsın. Evet, kafa yormak bir deyimdir. C şıkkı. 42 yaşında ve tanınmış bir yazardır. Bakın bu cümlede deyim yoktur. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı. Daima başı dik olacak. Kimseye boyun eğmeyecek. Evet, başı dik olmak, boyun eğmemek bunlar da birer deyimdir. 6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? A şıkkı boş vakitlerinde bol bol kitap okumalısın. Bakın buradaki okumak fiili çekimli. B şıkkı Türkiye'yi karış karış gezeceksin. Burada da gezmek fiili çekimli. C şıkkı mor kırmızı ve mavinin karışımıdır. Evet bakın burada bir çekimli fiil yok. D şıkkı çorbayı bir güzel karıştır. Burada da karıştırmak fiili çekimlenmiş. Doğru cevap C şıkkıdır. 7 Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiillerin hangisi farklı bir kip almıştır? A şıkkı. Gördüğün bir iyiliği asla unutma. Evet burada ikinci tekil şahıs kipi var bakın. Gördüğün diyor sen gördüğün. B şıkkı. Suyu kullanırken hiç israf etmez. Bakın burada etmez. Üçüncü tekil şahıs. C şıkkı. Bu kitabı okurken kendini farklı bir dünyada bulacaksın. Evet burada da ikinci tekil şahıs var. D şıkkı farklı yerler görmek ilmini zenginleştirir. Evet burada da arkadaşlar ilmini diyor bakın senin ilmini. Burada da yine ikinci tekil şahıs kipi almış. Dolayısıyla arkadaşlar A, C ve D ikinci tekil şahıs. B ise üçüncü tekil şahıs kipi aldığı için doğru cevap B şıkkıdır. 8. Emel kurmak fiilini tabloda verilen anlamlara uygun şekilde cümle içinde kullanmıştır. Ancak iki cümleyi yazarken cümlelerin yerlerini karıştırmıştır. Hangi cümlelerin yerleri değiştirilirse tablodaki yanlışlık giderilmiş olur? 1. Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk. Buradaki kurmanın anlamı bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek. Evet bu doğru. 2. Kurduğu sofraya yaptığı salataya git de bak. Evet sofra kurmak yani sofrayı hazırlamak burada da doğru. 3. Yalnız hayalle geçiniyorum. Ben yalnız hayal kuruyorum. Buradaki kurmanın anlamı zihninde büyütmek. Hayır bu değil. Buradaki kurmanın anlamı düşünmektir. Bakın burasıyla eşleşecek 4. Bayram ağa uşakların söylediklerini kurdukça kurdu. Buradaki kurmak da zihinde büyütmektir. Bununla eşleşecek. Dolayısıyla 3 ve 4 yer değiştirecek. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam yoktur? A şıkkı Osmanlı'da gündelik hayatın izleri şehirlere de yansımıştır. Gündelik hayatın izleri örtülü bir anlam arkadaşlar. B şıkkı Nasrettin Hoca da erdemli insan olmanın yollarını öğretir. Evet erdemli insan olmanın yolları örtülü anlam. C şıkkı yalnızca doğayla iç içe olanlar hayvanları sevebilir. Doğayla iç içe olanlar bakın bu da bir örtülü anlam var. D şıkkı sorunun çözümünde yanlışlık yapılmıştır. Burada örtülü anlam yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. Aşağıda yer alan cümlelerdeki fiillerin anlam özelliklerini belirleyip ilgili kutulara yerleştiriniz. A şıkkı. Elif nini ilaçlarını aldı. Bu iş kılıç fiilidir almak. B. Hemen perdeyi çekti. Bu da aynı şekilde iş kılıç fiilidir. C. Babaannelerinin yanına koştular. Bu durum fiilidir. C. 6 aydır bu zil hiç çalmamıştı. Bu da durum fiilidir. D. Salondaki çiçeklerin solmuş. Bu oluş fiilidir. E. Sevinçle yerinden kalktı. Bu durum fiilidir. F. Kar bir süre yağmadı. Bu da durum fiilidir. 11. Aşağıdaki fiilleri tabloda belirtilen ifadelere uygun olarak 3. tekil kişi eki ile çekimleyiniz. Zaman gibi kurar. Olumsuz kurmaz. Soru kurar mı? İkinci fiil kapla. Duyulan geçmiş zaman kipi. Olumlu kaplamış. Olumsuz kaplamamış. Soru kaplamış mı? Üçüncü fiil oyna. Kip şimdiki zaman kipi. Olumlu oynuyor. Olumsuz oynamıyor. Soru oynuyor mu? Dördüncü fiil çalış. Görülen geçmiş zaman kipi. Olumlu çalıştı. Olumsuz çalışmadı. Soru çalıştı mı? Beşinci fiil üfle. Kip gelecek zaman kipi. Olumlu üfleyecek. Olumsuz üflemeyecek. Soru üfleyecek mi? Altıncı fiil ışılda. Kip istek kipi. Olumlu ışıldaya. Olumsuz ışıldamaya. Soru ışıldaya mı? Yedinci fiil götür. Kip gereklilik kipi. Olumlusu götürmeli. Olumsuzu götürmemeli. Sorusu götürmeli mi? 8. fiil dur. Emir kipi. Olumlu dursun. Olumsuz durmasın. Soru dursun mu? 9. fiil sevin. Kip istek kipi. Olumlu sevine. Olumsuz sevinmeye. Soru sevine mi? 10. fiil bırak. Kip koşul kipi. Olumlu bıraksa. Olumsuz bırakmasa. Soru bıraksa mı?